Arkadaşlar merhaba, ben Dici. Kanalıma ve güzel videoma hoş geldiniz. Sizlerle birçok şeyi birlikte öğreniyoruz. Bugün de mutfak aletlerini öğrenmeye ne dersiniz? Sizinle birlikte mutfak aletlerini öğreneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Hazırsanız başlıyoruz. Buzdolabı. Bu bir buzdolabı. Buzdolabının içi çok soğuktur. Yiyeceklerimizi bozulmamaları için buzdolabına koyarız. Bulaşık makinesi. Bu bir bulaşık makinesi. Kirli tabaklarımızı bulaşık makinesinde yıkarız. Fırın. Bu bir fırın. Fırında enfes yemekler pişirilir. Davlumbaz. Bu bir davlumbaz. Davlumbazlar mutfaktaki yemek kokularını içine çeker. Ocak. Bu bir ocak. Ocaklar yemeklerimizi ateşte pişirmemize yarar. Bizim ocaklara yaklaşmamız tehlikeli olabilir. Tost makinesi. Bu bir tost makinesi. Lezzetli tostlarımızı tost makinesinde bastırarak hazırlayabiliriz. Su ısıtıcı. Bu bir su ısıtıcı. Su kaynatmak için elektrikle çalışan su ısıtıcılarını kullanabiliriz. Kahve makinesi. Bu bir kahve makinesi. Annelerimiz kahvelerini işte bu makinelerde yapıyorlar. Ekmek kızartma makinesi. Bu bir ekmek kızartma makinesi. Kahvaltıda çıtır çıtır ekmekler yemek için ekmek kızartma makinesini kullanırız. Mikser. Bu bir mikser. Mikser birkaç malzemeyi birden karıştırmaya yarayan elektrikli bir mutfak aletidir. Katı meyve sıkacağı. Bu bir katı meyve sıkacağı. Katı meyve sıkacaklarıyla meyvelerin suyunu sıkarız. Sağlıklı meyve suyuna bayılırım. Hadi birlikte tekrar edelim. Buzdolabı. Bulaşık makinesi. Fırın. Davlumbaz. Ocak. Tost makinesi. Su ısıtıcı. Kahve makinesi. Ekmek kızartma makinesi. Katı meyve sıkacağı. Şimdi hazırsan küçük bir oyun oynayalım. Bunlardan hangisi fırın? Evet, doğru bildin. Bu fırın. Peki hangisi bulaşık makinesi? Harika, bu bir bulaşık makinesi. Şimdi katı meyve sıkacağını bulalım. İşte bu katı meyve sıkacağı. Buzdolabını gösterebilir misin? Bravo! Buzdolabı işte bu. Mutfak aletlerini öğrenmek çok eğlenceliydi değil mi? Öyleyse bir sonraki Dici ile öğreniyorum videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Ben Dici. Kanalıma ve bu güzel videoma hoş geldiniz. Sizlerle birçok şeyi birlikte öğreniyoruz. Bugün de mutfak eşyalarını öğrenmeye ne dersiniz? Sizinle birlikte mutfak eşyalarını öğreneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Hazırsanız başlıyoruz. Düdüklü tencere. Bu bir düdüklü tencere. Yemekleri pişirmek için buhar gücünden yararlanır. Tava. Bu bir tava. Yiyeceklerimizi kızartmak için tava kullanırız. Tabak. Bu bir tabak. Yemeklerimizi tabakların içinden yeriz. Bardak. Bu bir bardak. Su içecekleri bardaktan içeriz. Fincan.
Bu bir fincan. Fincanların altlarında tabakları da bulunur. Çay ve kahveleri fincandan içebiliriz. Çatal. Bu bir çatal. Sivri uçları bulunan çatallarla yemeklerimizi yeriz. Kaşık. Bu bir kaşık. Sulu yiyeceklerimizi kaşık ile içebiliriz. Bıçak. Bu bir bıçak. Bıçakları mutfakta yemek hazırlarken ve yemek yerken kullanabiliriz. Sürahi. Bu bir sürahi. Suyu servis ederken sürahi kullanırız. Cezve. Bu bir cezve. Cezve kahve pişirmemize yarayan bir mutfak eşyasıdır. Hadi birlikte tekrar edelim. Düdüklü tencere, tava, tabak, bardak, fincan, çatal, kaşık, bıçak, sürahi, cezve. Şimdi hazırsan küçük bir oyun oynayalım. Bunlardan hangisi sürahi? Evet, doğru bildin. Bu sürahi. Peki hangisi düdüklü tencere? Harika. Bu bir düdüklü tencere. Şimdi fincanı bulalım. İşte bu fincan. Cezveyi gösterebilir misin? Bravo. Cezve işte bu. Mutfak eşyalarını sizinle öğrenmek çok eğlenceli. Harika bir gün. Çünkü bugün sizlerle beraber mutfak eşyalarını öğrendik. Dici ile öğreniyorum videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba, ben Dici. Kanalıma ve bu güzel videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda sizinle mutfak eşyalarını öğrenmeye başlamıştık. Bugün de diğer mutfak eşyalarını öğrenmeye ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Tartı. Bu bir tartı. Kek yaparken un, şeker gibi malzemelerimizi tartıyla ölçeriz. Kesme tahtası. Bu bir kesme tahtası. Kesme tahtası üstüne koyduğumuz gıdaları bıçakla doğramamıza yarar. Rende. Bu bir rende. Rende ile havuç, kaşar gibi sert malzemeleri ince parçalar haline getirebiliriz. Kepçe. Bu bir kepçe. Çorba gibi sulu yemekleri kepçe yardımıyla tabağımıza alabiliriz. Süzgeç. Bu bir süzgeç. Süzgeç sıvıları süzmekte kullanılan, çok sayıda ince delikleri olan mutfak aracıdır. Maşa. Bu bir maşa. Maşa yiyecekleri tutmaya yarayan iki kollu kıskaçlı bir araçtır. Önlük. Bu bir önlük. Yemek yaparken önlük takarsak kıyafetlerimiz kirlenmez. Spatula. Bu bir spatula. Spatula ile pasta kremalarını düzleştirebiliriz. Pastaya bayılırım. Soyacak. Bu bir soyacak. Patates, havuç gibi sebzelerin kabuklarını soyacak ile kolaylıkla soyabiliriz. Çırpıcı. Bu bir çırpıcı. Kek malzemelerini çırpıcıyla karıştırarak harika bir kek yapabiliriz. Merdane. Bu bir merdane. Hamur işlerini açmak için merdaneyi kullanırız. Hadi birlikte tekrar edelim. Tartı, kesme tahtası, rende, kepçe, süzgeç, maşa, önlük, spatula, soyacak, çırpıcı, merdane. Şimdi hazırsan küçük bir oyun oynayalım.
Bunlardan hangisi rende? Evet, doğru bildin. Bu rende. Peki hangisi süzgeç? Harika. Bu bir süzgeç. Şimdi merdaneyi bulalım. İşte bu merdane. Maşayı gösterebilir misin? Bravo. Maşa işte bu. Mutfak eşyalarının ikinci bölümü de çok eğlenceli değil miydi? Artık mutfaktaki eşyaların hepsini biliyoruz. Harika. Bir sonraki Dici ile öğreniyorum videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.